Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi üçüncü çokluk şahıs iyelik eki almıştır? Arkadaşlar üçüncü çokluk şahıs iyelik ekimiz narı veya leri ekidir. Bu eki almış sözcüklere kimin ya da neyin sorularından biri yöneltilebilir? Bu soruların karşılığında da onların cevabı alınır. Şimdi seçeneklerimizi buna göre değerlendirelim. Zavallı adamın nasırlaşmış elleri. Kimin elleri? Zavallı adamın. Zavallı adam dediğimiz üçüncü teklik şahıstır. Yani buraya onun elleri diyebilirim. Şimdi burada onun anlamını veren bir iyilik eki var. Dolayısıyla burada üçüncü çokluk şahıs iyilik eki yok. El bir isim, lar ler çokluk eki. Buradaki i onun anlamını verdiği için sadece üçüncü teklik şahıs iyilik eki olur arkadaşlar. Yani burada üçüncü çokluk şahıs iyilik eki yok. Annesinin kucağında oturan çocuğun deniz mavisi gözleri. Aynı soruyu soruyorum. Kimin gözleri? Çocuğun. Çocuk dediğimiz yine üçüncü teknik şahıs yani onun anlamına gelir. Onun gözleri. Yine burada göz bir isim. Lar ler çokluk eki. Buradaki i ise sadece üçüncü teknik şahıs iyilik eki olur. Öğrencilerin yürüttükleri. Aynı soruyu soruyorum. Kimin yürüttükleri? Öğrencilerin. Öğrenciler dediğim kişiler kimler? Yani onlar. Yani onların yürüttükleri. Gördüğünüz gibi buradaki ları leri eki onların anlamını verdi. Yani burada üçüncü çokluk şahıs iyilik eki var. Bizim cevabımız C seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Kardeşimin okuduğu kitabın bazı bölümlerinde, şimdi buna da neyin sorusunu soruyorum. Çünkü kitap insan dışı bir varlık, buna kimin sorusunu sormuyorum. Neyin bölümleri? Kitabın, yani onun, burada da işaret zamiri anlamında onun zamirini kullandık. Yine çokluk olmadı. Buradaki larler ler çokluk eki sadece ı yine üçüncü teklik şahıs iyilik eki oldu. Bunu da geçtik. Büyük babamın anlattıkları kimin anlattıkları büyük babamın yani onun anlamına geliyor. Yine buradaki larler çokluk eki. Sadece buradaki ı eki 3. teknik şahıs iyilik eki oldu. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.